Evet sevgili dinleyiciler. Kaybedenler Kulübü adlı programımızın bu akşam da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizi dinlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Haftaya kadar sağlıklı, mutlu, neşeli kalın, esen kalın efendim. İyi geceler değerli dinleyiciler. Ne yapıyor bunlar? Müzik aralarında sahte rütük denetim kaseti dolduruyorlar aslanım. Tamamdır usta. Okey. Aklıma ne geldi biliyor musun Mete? Ne geldi? Sansür. Sansür. Bence herkes sansürlenmeli ya. Yani devlet sadece televizyonları, radyoları, gazeteleri değil. Öyle dergileri, hatta düşünceleri bile sansürlemeli. Ya herkesin kendi düşüncesine sahip olması ne demek ya? Manyak mıyız biz? Yani... Hatta etrafta bence otosansür ajanları dolaşmalı. Gerçekten. Bence radyo cezaları yetmez ya. Düşüncelere de ceza kesmeliler. Kadın mı düşündün? $1000. O kadınla seks mi düşündün? $2000. Biz o zaman zengin ettik Rütü'yü be. Hatta bir dinleyici var. Alo. Alo, merhaba. Merhaba sayın dinleyen. Sizinle yatmış mıydık? Hayır. Ne kadar gereksiz bir soru bu. Peki... bana gereksiz olmayan bir soru sorabilir misiniz sayın dinleyen? Öyle bir soru yok ki. Cevabı olmayan herhangi bir şeyin sorusu da olmaz zaten sayın dinleyen. Yani sorular sadece cevabı duymak isteğiyle var olurlar. Tek bir soru hariç. Soru sizi derin bir suskunluğa ya da ölçüsüz bir neşeye boğabilir. Buradan anladığım kadarıyla zaten çekilmez olan varlığınızı çevrenizdekiler için iyice katlanılmaz bir hale sokabilir. Hazırsanız sorayım. Evet. Ölümün olduğu yerde daha ciddi ne olabilir? Hatta biri var. İyi geceler sayın dinleyen. Sizinle yatmış mıydık? Alo. İyi geceler sayın dinleyen. Buyurun. Adım Hakan. Uzun zamandır sizi aramayı düşünüyordum. Ama bu gece söylediklerinizi duyunca cesaretlendim. Buyurun sayın dinleyen. Kısa kesmenize gerek yok. Nasıl başlasam? Ressamım ben. Annemle oturuyorum. Daha doğrusu oturuyordum. 1 yıl önce kaybettim annemi. Çok yakındık. Resmi o başlatmıştı beni. Böyle bir üzüntü, böyle bir acı yok. Anlatamam size. Aylarca yiyemedim. Uyuyamadım, çizemedim. Sonunda da dayanamadım. Bitireyim, kurtulayım bu acıdan dedim. Nasıl olsa kimse fark etmez yokluğumu dedim. Hatta güzelce de ayarlamıştım ne zaman nasıl yapacağını. Size saçma gelecek belki ama... Yapmadan bir gece önce sizin programa rastladım. Durdum sonuna kadar dinledim. Yalnızlıkla öyle güzel dalga geçiyordunuz ki. Sonraki akşamınkini de dinleyeyim ondan sonra yaparım dedim. Farkında olmadan baktım ki sürekli sizin programı bekler oldu. Beklerken de bir baktım ölmeyi unutmuşum. Programları kaydedip gündüzleri de dinliyorum. Her programı değil herhalde. Biraz var. Ben size teşekkür etmek için aramıştım aslında. Eyvallah sevgilinden. Nereden arıyorsunuz? Bendik. O zaman... size de bir pendik beddikamirliği verelim. Tabii, kabul ederseniz. Çok sevindim. Tamam o zaman. Arada.
arada raporlarınızı bekliyoruz ha. Her şey için sağ olun. İyi geceler. Erol Egemen aradı mı ya? Kim ki ya o arasın? Köfte yemeye gidelim mi? Hadi gidelim ya.